Zarts. Hey dostum, nerede kaldın? Şu lanet olası teneke parçasını çalıştıramıyorum. Bak o kapkara kaçını kaldırıyorsun da hemen buraya geliyorsun dostum. Look at me, look at me. Konuşma lan. Kardeş, gelmezsen sonun ölüm olur, bunu bil. Geliyorsun lan, ne titriyorsun? Gelmezsin lan, ben de lanet olası makineyi çalıştırırım, bak göster. Hangi tuş? Kırmızı mı? Sarı? Vallahi gitti. Amanin gitti. Gitti kardeş. Selamlar sanalar, bugün Minecraft'ta zaman makine, doğruyu duydunuz, aynen gerçekten de bugün Minecraft Pocket Edition sürümünde zaman makinesi yapacağız. Tabi bu Pocket Edition derken yani şiveli şiveli söylüyorum, İngilizce şivesiyle Pocket Edition. Tamam, gevezeliği bırakıp ciddileşelim. Ciddi olduğun ciddi mod yükleniyor. Pocket Edition derken Xbox ve bilgisayar sürümünde de bunu yapabileceksiniz. Xbox'tan daha çok Atari ve benzeri sürümleri de var, onları da sayarsa Wii U modur nedir artık. Lanet olsun, teknoloji neler neler çıkartmış artık, her şeyden Minecraft'ta oynayabiliyorsunuz. Düşünsenize, toz makinesinde Minecraft'ta oynayabiliyorsunuz. Ya inanabiliyor musunuz, babaannem ütüden Minecraft'ta oynadı gerçekten ya. Neyse bakın, ciddiliğimi bozuyorum harbiden. Evet arkadaşlar, doğru duydunuz, bugün Minecraft'ta zaman makinesi yapacağız. Bakalım neler olacak, bildirim geldi. Suudi Arslan kim ya? Neyse tamam be. Zarts. Bu arada Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü hayran haritalar serisine başlayacağım arkadaşlar. Onun için beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hani mesaj olarak gönderebilirsiniz bana. Yapmış olduğunuz güzel haritaları tek videoda da 10 harita almaya çalışacağım. Bu şekilde hepinizin haritasını almaya çalışacağım. Onun için beni Instagram'dan yandan gözüküyor zaten, görmüş olduğunuz gibi. Uf oldu buraya, görüyor musunuz? Cam mı girdi ne girdi bilmiyorum ama çıkartmak istemiyorum. Şekil duruyor havalı. MC cam. Parnaklı. Tamam, konumuza geçelim. Takip edersiniz isterseniz. Her neyse, bugün zaman makinesi yapacaktık. Fazla uzatmadan başlayalım. Öncelikle arkadaşlar, herhangi bir site, hatta boş hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Direkt bir harita açın anasını zaten. Şöyle göstereyim size bu arada, ayarlardan şöyle kaynak paketlerinde görmüş olduğunuz gibi hiçbir mod yok. Hatta Granny var. Onu da yüklemedim zaten. Buradan yüklenmiyor hatta, görmüş olduğunuz gibi. Onun için hani hile hurda yok. Kesinlikle hile hurda yok. Tamam mı? Sanki ben burada hile hurda yok diyorum. Pazardan domates satmaya çalışır gibi. Zarts. Neyse tamam, oyuna devam et deyip başlayalım. Başladık da aslında, neyse. Orada bir şey gördüm. O ağaç niye öyle tepede? Tamam, çünkü çok büyük ve yapraklar değil, dallar şey. Şimdi bizim düzlük bir yer bulmamız lazım. Bu haritada düzlük yer bulmak imkansız. Düzlük bir yer bulmamız lazım çünkü makineyi orada yapacağız arkadaşlar. Biz bir mühendisiz, Minecraft mühendisiz, biliyorsunuz değil mi? Heh, gidelim. Sonunda düzlük bir yer buldum ve bu harita niye bu kadar geç yükleniyor onu da anlamadım. Düzlük bir yer buldum derken şurada çukur var, çıktı cidden, uyuz oldum. Şuraya machine'ımızı, yani makinemizi yapalım arkadaşlar. Çok havalı İngilizce aksamı var biliyorsunuz. Bize gerekli olan şeylerden birisi dekorasyon arkadaşlar. Dekorasyon bloklar gerçekten çok önemli. Hoş bir makinemiz olsun ki çok çekici, cazibeli olsun. Bunu piyasaya daha güzel sürükleyelim. Minecraft'ta piyasa... Zarts. Tamam, o olaya hiç girmeyelim. Bunun için havalı quartz bloklarını deneyebilirsiniz. Şuradan aratalım quartz. Tabii ki Türkiye'de oynadığımız için kuyla yazılacak değil mi? Mantıklı. Çok mantıklıydı. Evet, quartz bloğunu görmüş olduğunuz gibi elimize aldık. Bu çok çekici değil ama biz şu an piyasaya sürmeyeceğiz. Siz piyasaya süreceksiniz. Haritanızı yapıp kendiniz satacaksınız, tamam mı? Benden öğrendiğiniz zaman makinesini, hatta birçok şeyleri öğrenmek istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Orası da başka bir konu. Bu arada gündüzken hemen yapalım arkadaşlar. Gece olmaya başlayacak şimdi. Hemen şöyle dizelim arkadaşlar ve bu arada ağaç ekeceğiz. Gerçekten de büyüyecek mi deneyeceğiz, bunları sizlerle birlikte göreceğiz. Her neyse devam edelim biz. Evet, şimdi havalı zaman makinemizi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Çok havalı olacak şimdi, görmüş olduğunuz gibi. Fazla büyük olmasın çünkü zaten gece olacak. Şu kadar büyüklüğü yeterli zaman makinesi için. Aslında bu bile çok büyük. Biliyor musunuz? Neyse tamam, devam edelim. Evet, şu şekilde dizelim bakalım. Bu arada arkadaşlar, dediğim gibi bu tarz videolar istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Daha çok fazla hani böyle televizyon falan yaparız, çok efsane olur. Komut bloklarıyla yapacak çok işimiz var arkadaşlar. Onun için kesinlikle abone olup bildirimleri açabilirsiniz gerçekten de. Bu tarz videoları çok seviyorsunuz biliyorum. Onun için de bu videoya bir saat içerisinde 150 like bekliyorum. Bakalım gelecek mi, çok merak ediyorum. Dünkü videoya geç attığım için 100 like gelmişti bir saatte. Hani olsun, gene de gecenin 11'inde mi 10'unda mı atmıştım? Gene de iyi o aktifliğine göre. Her neyse şöyle bir ışık alalım, meşale falan var mı?
Çok iyi olur maşallah. Tamam. Efsane oldu. Çünkü gece oldu zaten. Hatta şöyle bir gündüz de çekelim arkadaşlar. Şöyle rahat rahat yapalım. Saatten gündüz ha, en iyisi. Tamam. Çok efsane oldu. Şuraya bir tane meşale koyalım arkadaşlar. Zaman makinemizin içinde meşale olmazsa olmaz. Her neyse. Altına da böyle güzel bir tasarım yapalım. Şöyle ve çok efsane olsun. Şöyle bir kıralım. Çok güzel oldu. Anam yanlış yere koyduk. Aa, oraya koyduk ama tamam olmadı iyi bari. Aa, biz yapamıyoruz. Biz nasıl inşaatçıyız? Lanet olsun. Gerçi biz mühendisiz. Mühendisler inşaatla ilgilenmez. Ama yapacak birisi olmadığı için biz yapmak zorundayız. Hadi. Tamam. Efsane oldu. Tamam, her neyse. Mimar olmadığımız için anca bu kadar oluyor. En önemli noktaya geldik. Komut bloğu arkadaşlar. Komut bloğu nasıl saldırır Minecraft'ta? Birçoğunuz bunu bilmiyor herhalde. Yani Pocket Edition'ı oynayanlar bilmiyor herhalde. Neyse tamam, buradan Give Player yani biz oluyoruz arkadaşlar. Kendinizi etse şeklinde yazabilirsiniz zaten. Direkt etse oluyor aynen. Sonra boşluk. Buraya command block yazıyorsunuz arkadaşlar. Şurada görüyor zaten, gösteriyor size. Talimatlar şeklinde veriyor size görmüş olduğunuz gibi. Oradan daha sonra ileriye basarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Komut bloğu gördüğünüz gibi elimizde şu an, efsane blok elinizde. Her neyse yani 2 yıl 3 yıl önce komut bloğu Minecraft Pocket Edition versiyonunda yoktu. Cidden ben buna uyuz oluyordum. Hani birçok modlar falan oynayamıyordunuz. Neyse biz koyalım yine bir şuraya, nereye koyalım? Bence şuraya koyalım. Fazla göze batacak ama neyse bir koyalım. Bir şey olmaz, zararı olmaz. Ay çok iğrenç oldu gözüküyor. Ne aman rengi falan. Önemli olan makinemizin ne işe yaradığı. Tasarımını sonra ayarlayabiliyorsunuz. Tamam mı? Her neyse. Bu arkadaşlar buraya komut bloğunu açıp ne yazıyorsunuz? Şu şekilde time at 130. Bakın 130 olması çok önemli. 130 yapmazsanız eğer başka zamanlara ayarlanıyor. Her neyse buradan uyarıdan yineleye basıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bitti herhalde değil mi? Redstone gerekiyor. Aynen. Time at böyle. Tamam. Komutları görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Sonra elimize bir tane ne alıyoruz? Buton değil. Buton yapabilirsiniz ama şey alalım. Şalter. Şalter neredesin şalter? Ha burada şey gibi çıkmış. Tamam. Küfür etmek yok. Zaten oruçluyuz arkadaşlar. Ve bu arada Ramazan bayramınızı... Ramazan bayramı ne alakalı? Zarts. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar ve oruç tutan herkesin, Allah orucunu kabul etsin. Her neyse biz devam edelim arkadaşlar. Bu arada lanet olsun. Ekledim ben, niye ekledim? Görmüş olduğunuz gibi şu an aslında tek seferliğine zamanlı şey yaptık arkadaşlar. Fazla kasacak, onun için kapatalım hemen. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Biraz ileri gitti herhalde. Bayağı bir 2 4 5 gün herhalde ileri gitti. Şimdi arkadaşlar buraya bu şekilde, ben niye sürekli arkadaşlar diyorum? Her neyse. Bu zaman makinesinin gerçekten çalıştığını test etmek için elinizde bir tane fidan alacağız arkadaşlar. Aynen. Yanlış duymadınız. Fidan alacağız. Meşe fidanını aldık böyle. Bu fidanları abi şuraya ekelim. Tamam mı? Bakın bir tane buraya ektik. Bir tane şuraya ektik. Tamam. Bu şekilde ekiyorsunuz arkadaşlar. Ekil. Heh, tamam. Ekelim şöyle. Bakalım bu fidanlar zaman makinesini çalıştırdığımız zaman da büyüyecek mi? Eğer büyürse zaten çalışıyor anlamına gelir. Ve hani Minecraft'ın yeni gelen sürümlerinde biliyorsunuz ki o hani buralarda belki zaman makinesinin bir hali bayağı bir yüklendiğimiz zaman köylüler, şehirler falan hani Minecraft güncellendiğinden daha sonra böyle tapınaklar falan çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Hani onun için burası daha çok yani ormandan şehirlenecek böyle, ne bileyim. Mesela şu koyduğumuz şu odunlar belki gidebilir ileriki zamanlarda. Hatta 2 yıl yani Minecraft yılıyla 4-5 yıl sonra bu ağaçlar yok olup şehir haline dönüşebilir arkadaşlar. Ve bu zaman makinesini köyde çalıştırdığınız zaman büyük ihtimalle şehir oluyor arkadaşlar. Hani tahta köyler şehir beton haline dönüşüyor. Bilmem anlatabildiysem ne mutlu bana. Neyse şu şekilde biraz daha tasarıma önem verdiğimiz için kapı da koyacağız. Kapı da önemli. Tamam. Kapımızı alalım arkadaşlar. Çok havalı gözüksün böyle. Zaman makinemiz. Nerede? Kapı nerede? Kapısız köyden mi çıkıyoruz? En iyisi buradan aratalım. Yoksa bulamayacağız. Ha, tamam. Gel bebeğim. Neşe kapısı. Minecraft'ın klasik kapısı işte, ne bekliyorsun? Tamam arkadaşlar bu şekilde çalışıyoruz şimdi. Çalıştırıyoruz şimdi görmüş olduğunuz gibi. Bakalım. Ektiğimiz fidanlar büyüyecek mi? Şöyle sürpriz olsun hatta. Bakın şu an çok fena kasıyor Minecraft farkındaysanız. Kapıyı bile kapatamıyorum. Zaman şeyinden dolayı. Bakalım.
Harbiden de büyüyecek mi ektiğimiz şeyler? Abi fidanlar. Fidan ekmemiştik. Dikmiştik gerçi. Fidanlar ekilmez. Dikilir. Arkadaşlar şu an bekliyoruz. Bakalım durumu ne olacak. Videoda kesme biçme yapmak istemiyorum. Çünkü ağaçların büyüdüğünüzü gözünüzün önünde göstermek istiyorum. Bekliyoruz şu an. Bakalım köyler falan da çıkabilir. Tapınaklar dediğim gibi şurada bir şey görmeye başladım hatta. Neyse devam edelim. Şu an ağaçlarda bir durum yok. Ama dediğim gibi hani baya bir zaman geçtikten sonra Minecraft'ı bir köşeye bırakıp ileride baktığınız zaman harbiden de gözünüzde fark oluşacak arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz like ve unutmayın, kesinlikle unutmayın. Sanal Cihanesi 50 bin aboneye doğru geliyoruz. Umarım bu videoyu yayınladığım zaman 50 bin aboneye ulaşmış ya da az kalmış olur. Sizi çok seviyorum. Daha fazla bunun gibi videolar istiyorsanız ne yapmanız gerektiğinizi biliyorsunuz. Hoşça kalın, takipte kalın. Benimle kalın. Bay bay.